İşte bu da güzel bir şarkı, güzel bir manez uçurduk. İbrahim Rauf'tan dinledik. Bu da 60'lardı böyle bilmem. 70'ler. Ama ondan evvel radyo grup adına bir daha Facebook'ta bize bakanlar, hep seyredenler, arabalarda bizi dinleyenler. Hep bize bir daha hoş geldiniz. Ustad Mehmet Haşim adına, Ustad İbrahim Rauf adına ve benim adıma Facebook'tan bize bakanlar. Bize katılabilirler. Yani numaralarımız var. İmo'dan olsun, WhatsApp'tan olsun, Fiber'den olsun. Numaramız da 0770 bir de 0770 516. İşte bir şikayet oldu arkadaşlar. Facebook'tan bize bakanlar internet, işte özürlüsüz durum, internet durumunu. Çasilde biz bir de bağlandık. Kusura bakma, onun internet durumu geçse geçse, ama biz sizden çasilmeyiz. Ede biz size radyodan FM 91.3 dinleyebilirsiniz bizi. Hatta biz internet şey olunca. Demek ustad bu şarkının masalına, ama ondan evvel izahaya
kimler sizi apardı o vakit? Yani Çiler Bağdat Radyosu'nda, tamam, böyle bilen Bağdat'taydı o vakit. Bağdat'taydı. He. Şimdi sene 1966. 66. Sene 1966'da ben ilk sefer Allah rahmet eylesin, o zaman bir kısım arkadaşlarımız vardı, sanatçılar, vefat ettiler. Adlarını bir bir demeye gerek yok. Bir gün Allah selamet etsin Nihat Avcı. Nihat Mecid Avcı. Kerkü gelmişti. O zaman Mehmet abim radyo sanatçısıydı. Mehmet abim onu Kelepaça'ya davet etti. Eva. Tahsin Kergioğlu'dan beraber geldiler. O da beni dinledi, Nihat Avcı. Mehmet kardeşim dedi, abim dedi, İbrahim'in de güzel sesi var, bir dinle hocam. Beni dinledi, dedi, nişan mısın radyoya? Onda ne okudu hocam? Ben hatırlıyorum. Valla onda resteler, zannedersem zikam yedim de çok sesim bozuldu ama bir rast makamı okudum. Rast. Yani rast ama onun evvel oturursan... Havi olarak. Ha. Havi olarak geceleri katılmışam, eğlenceler filanlara. Ama resmi sanatçılığım sene 1966'da. O zaman gittim Bağdat'a, imtihan verdim, nacih oldum. O zaman da çok zor idi şey, denettim. Edebilik senin o vakit kimler senmiş yani? O zaman Ali Merdan vardı. Ali Merdan. Kürt Ali Merdan, ha, ustaydı. Hıdayir Şibli kanun çalardı. Nazım Naim vardı. Ahmet Kasım vardı, avukatıydı. Bir de ona çalan Hıdayir Elias'tı, böyle bir şey. Onlar vardı. Yani beş tane usta vardı orada. Onda ne okudu usta? Orada bir Bayat Gazali okudum. İnde yardımda. Evet, hatta bana şey dedi, Hıdayir Şibli kanun çalan dedi. Dedi bunun kardeşi de mandi yandı. Onlara dedi. Dedi halin şuf Yahuzi'nin. İntezyen valla hukuk. Daha oydu ben, yani beni çalıştırırlar ki utanmağım geçsin. Utanmağım geçsin. Ama ben kendim sesim bana gün verdi, iki tane mani kaydedim. Ki manim nacih oldu. Yakar mani bu ayrılık kül eder. Sabır damatçının sözü. Bir de anoyim şaya bir mani okudum. Peki üstad, o vakit böyle aziyet vardı yani radyoya gitmek diye. Tabii vardı, nece yok idi. Mesela ben hemen evden kalktım, geldim bura. Biz buradan sabah akşam kalkardık, giderdik Bağdat nakliyatına. Bir gün havalı bir giderdi. Bir gün havalı giderdik, otellerde rezil üstad, olurdu. Onda hep hesabı uzaydı yani diye böyle. Tabii hepsi hesabımız uzaydı. Mesela diyelim hadi 3 rubağ geçsen, vay bir de 1 rubağ geçsen. Bir de dönüşü var, bir iki gece otelde kalsan. Efendim, bir gün begemede diye git, yarın gel mesela. Olabilir. Öyle hakkında bir şey olup. Baya döndürler geriye seni. Begemede dönesen geriye. Ya şehri bu. Mesela o zaman şehre Ablatip Benderoğlu bakardı, Sinan Said bakardı, Cemal Azzedin bakardı, Kayılo Kazım. Böyle ya, yani. Bunlar hepsi ustaydı, hepsi profesör idi. Mulahen var idi, şey var idi. Tabii tabii, yani bu söz. Ama Bağdat'ta da mesela rahmetli Fuat Osman lahana bakardı. Ali Merdan bakardı, Aziz Kafroş vardı, efendim Fuat Osman Erbilli, Allah rahmetine kavuştu. Yani bayağı zahmet iyi, çok. 66'dan sonra döndük burada daha, özü evet. Şairler Savcı Beste yazdı, evet, şey etti. Evet. İlç Beste, Ustad İlç Beste. İlç Beste'm yakar mı, hani bu ayrılık kül eder, rast makamından çıkar. Ha. Sözleri Sabır Damirçi'ye aitti, evet. Peki ondan sonra askerlik durumu geldi, işte şey geldi. Sene 1964'te askere gittim. Askere gittim. 64. 64'te askere gittim. 6 yıl 3 ay askerlik ettim. 6 yıl 3 ay. O zaman işte hepsi yani Kerkük bizim elimizdeydi o mahal, böyle olsa da geldi. O zaman çok iyi dostlarla beraber, yani onların arasında rahmetli Haba vardı. Haba'yla aynı mahalle kalkıydık, aynı muhaldeydik. Rahmetli Hıdır Darcı, Seyfettin, Haba hepimiz beraber gittik. Peki biz bir nokta unuttuk yani bidayeten. Evet. Kaç çocuk yani... Neçe çocuk var yani? Benim yani. Benimki oğlan ve bir kız var, Ali Uzun öperler. Turan. Allah uzun o zaman kendi... Buradan da saygı selamımız Turan abiye. Turan tabi, Turan diyerken hemen geçmiyor üzerinden. Çünkü Turan'ın benim sanat hayatımda çok yeri büyüktü. Turan hem ok sallam, üç sallam, ses sallı. Teknisyendi. Amerika'ya gönderdiler, İngiltere'ye gönderdiler. Bu işin ustasıydı. Orada şeylerin görür maşallah. Benim de tek elimden tutan Turan'dı. Allah saklasın. Turan o zaman burada 40 günlüğüydü. Neden oldu? Biz buranı terk ettik.
Biz bir konuda var Hazı Edirem, askerliği dedik, bitirdik. O haca gitmağın biraz şeyin süreçte o bizim için. Haca gitmağın. Şey laf lafa açır. Tabii bu arada bir sene daha Mustafa. Bu rahmetli Mustafa Sabır ustamızı kaybettik. Hem sahu adıma hem de radyo adına. Allah afiyet olsun. Allah afiyet olsun hocam. Allah getirir, utandırmasın. Onun da bizim sanatımıza, Türkmen sanatına çok hizmeti vardı ailece olarak. Onu da Allah afiyet olsun. İnşallah yarın taziyesine gider. Yarın taziyesine gider inşallah. Şimdi hac şeyin. Çünkü bir kısa sıraştık dedim seleşme. Hazı Edirem canlı yayında. Şimdi bugün o mevzuda konuştum. Allah selamet etsin İbrahim Tezali İbrahim Derzi. Onun oğlu Yaşar Sünnetoğlu. Eglence'ye gittik. Bir yanımda rahmetli abi oturup bir yanımda rahmetli Allah selamet etsin Mehmet Esed'in rahmeti oturup. O Bakır'a da var bize böyle. Çok güzel bir eğlenceydi. Baktım Mehmet dedi, Abu Yavuz dedi, İbrahim dedi, ben haca gideceğim yakında bilirsen. Nece dedim dedi. Biz de afiyet olsun. İndi hacı yakama. O fatıra da hac fatırasıydı yani. Hac fatırasıydı. Allah uzak etsin bizden o eski zamanı. Ama o da güzel bir zamanıydı. Ben sana çiçeri kısmet oldu böyle bir. İki defa gitmişim. Bir 77 bir de bu son yıllarda yapmak. Bir 80 bir de 80. 80'den bir de bundan 3-4 sene önce gittim. Abu Yavuz dedi, Mehmet Hazreti'nin dedi haca gelirim dedim. Ben de geldim. Bu arada haba dedi ne konuştunuz böyle başa çatıpsız. Ola dedim haba haca gelirik dedim ben de geldim. Senin adı içki dalgası. Hayır içki dalgası yani eğlenceydi. Ama bir baktım bir hafta sonra haba geldi elinde pasaportu. Dedi valla ben pasaportumu da çıkarttım. Hazırım ben. Daha oydu. Ben de gittim evde dedim ben de haca gideceğim. Nenem rahmetli Allah affetsin. Dedim ben de geldim ben de iş yapar mısın? Bacım Allah affetsin o da vefat edip o da dedim ben de geldim. Oydu ben onlardan ayrıldım. Biz ayrı gittik nenemle bacımla. Ama onları Beyram Sebbah'ı şeyde gördüm. Arafat Dağı'nda gördüm orada. İyi de bir kısmet oldu. Orada i̇nşallah, görüştüm. İnşallah her il size kapıcı. Allah razı olsun. Yani bu da bu çeşit oldu. Buradan tabii rahmetli havaya da binlerce rahmet göndererek yeri inşallah cennetti. Çünkü hem bizim havanın konusu çoktu. Çok bir yani. Bir koryat Allah güzel koryat var arşivimizde. Evet. Hem sayın dayıncılar durutmayak. Hazı Edirek bir şey uydu. Tabii. Ondan sonra dönük bir daha konumuza. Ha inşallah. Evet. Radyo Grup 91.3 Thank you.
Bu da güzel horiyat aldık. Erbil malı da yerinde geldi. Şu buradan da saygı salam yollar sana Dayı Bahedin Çababçı. Hatta bizimlendi. Buradan da Dayı Bahedin adına tüm Erbillere çerçüten radyo grubumuzdan salam olsun tüm Erbil'e. İnşallah yakın zamanda ben abi söz vermişim. Erbil'e şey der inşallah. Biraz canlı Allah senden yok haber. Şimdi Mustafa kardeş çok iyi bir şey tesadüf oldu. He. Erbil üzerinden güzel bir şiirim var. He. Bunu da bütün Erbilli kardeşlerimize Erbakan edeğen. Bir de Turan'a buradan selam gönderen. Turan güzel... zaten katladı bize. Vallahi, Turan abiye buradan bir şey, inşallah bir mutlu okuduk. Allah kısmet etse. Tabii bu çaldığımız şey Turan abi. Yani, hem kaydedip hem çaldık. Böyle bilmem 2013'deydi bir şeydi. Ben zannedersem ama burada 7-8 kore okumuşam hepsi birbirinden... Sen her gelen doğum hepsi bir bakıra geldi. Sağ ol, ben tarihin yazarım. İnşallah. Çünkü diyelim bu mühim bir şeydi i̇nşallah, tarihin sense. Burada da işte sayın dinciler işte ustadan şey aldık, arşivimizi aldık ama indi canlı bir horiyatlar, şairler Allah olsun. Şimdi Mustafa kardeş... Erbil üzerine güzel bir şiir yazmışam, onu okuyacağım. Ben. Ama ona geçmeden önce bir diyeceğim var. Heh. Şimdi mesele diye ne ekerse o, alma ektu. Mutlaka bir gün gelir köçü kurur. Kese sen acı. Şeftali ektu. Bar veri bar veri bir gün gelir köçü kurur. Kese sen acı. Ne ekerse o ek, bir gün gelir mutlaka onun zamanı geçer. Çünkü bar daha vermez. Ama bir şey var, hiç zamanı geçmez. Hep yettikçe törer, hep yettikçe dal atar. O da ne diyorsan? Sevgi. Sevgi. Bu milletin arasında, bu güzel milletin arasında, bu Erak Türklerinin arasında sevgi devam ederse, birbirimizi seversek, birbirimize saygı gösterirsek, bu ağaç hiç kurmaz, hep bar verir, İnşallah. Hep şey atar, dal atar. Buradan Erbil'e, buradan Düz Hurmati'ye, yani daha doğrusu Türkmeneli bölgesine binlerce selam olsun. Burada çünkü bu milletin sevgisi gitgide bizde çoğallı. Buradan Erbil'e selam gönderek. Direm ne ağalar ne bekler, ne ağalar ne bekler, verdiler çok emekler. Şairi yazarıyla gençleri görev bekler, sen mevsimler baharı. Gökbürünün diyarı Erbil, Erbil. Tarihlerde adı var, hasret çeker, dadı var. Türkmen kokar her yanı, bekleri bir günü var. Sen mevsimler baharı, doğramaçı diyarı Erbil, Erbil. Türkmen sende oyandı, Türkmen sende oyandı. Her zorluğa dayandı, yadlar baş alıp gider. Erbil bize kalandı, sen mevsimler baharı, Nesrin Erbil diyarı, Erbil, Erbil. Türkmenlerin kalası, Türkmenlerin kalası, yadların baş belası. Ne güzel konuşurlar aslan, ne güzel konuşurlar aslandı her balası. Sen mevsimler baharı, Şahaban'ın diyarı, Erbil, Erbil. Kalaydan minarası, tekiyeyden medresesi, sebbah gün orta akşam gelir azan sesi, sen mevsimler baharı, atabeyler diyarı, Erbil, Erbil. Her şeyin var zamanı, her şeyin var zamanı, erise dağlar karı, İbrahim Rauf diri, Erbil gönlümün varı. Sen mevsimler baharı, sen anağa diyarı, Erbil, Erbil,
Erbil, Erbil. Binlerce selam, Erbil'e gönderdim. Hem Ustad İbrahim'den hem de radyo grubumuzdan tüm bizi seyredenlere ve tüm Erbil halkına. Dil ve sağlık Ustad, ağzı ve sağlık. Tabii, ağzı uğur olsun. Mustafa yani. Kardeş, şimdi benim Erbil'de çok şeyim var. Dostum var ve Erbil'e hizmet çok etmişim ama onlar da beni çok sevipler. Erbil'e hem ben borçluyum hem Erbil'ler beni borçlu. İnşallah. Evet. Ey dostum, sen o fetre dedik 1980'de hacdan döndü. Evet. Böyle bilim o ildeydi gitmek o şey. Aynı ildeydi. 80 ilde hacdan geldik. O ilde evlendim. Evlendi. Evlenmeğun da bir güzel kasiyeti var bize. Yani onda mağın çağrına yığıştırıp sana evet, yani. Erbil'den geldi. Ha. Kerkük'ten çok sanatçılar katıldı. O zaman Erbil'den rahmetli Mişko geldi. Cabar Ahmet geldi. Efendim, Ahmet Cezaydı böyle bilirim. Celal Ahmet geldi. Muhammed geldi. Efendime söyleyeyim Kerkük'ten Habaydı, Yaşar'ıydı, İlhamiydi, Muhammed Rufi'ydi, Kerim'iydi. Fatih Yunus'uydu. Fatih Yunus'uydu, Salim Fettah'ıydı. Çok güzel bir gece oldu. O da var bizde yani. Evet. Şey etmiş olan. Evet. Eydi Usta, sefer etmen onun bir şeyi neydi yani? Şimdi etmen. Mustafa kardeş tabi. Yani o fetre diye askerliği bitirmişti. Evet. Yani böyle bilem derzi tuşanın. Derzim de. Derzi tuşanında girmedi konusunda neçelerde açtı derzini. Yani kimden alıştı. Biz ona da çünkü biz sanat şeyindeyiz. Şimdi kardeş o tarihte işte sene 1980'de hacdan geldik. Biraz ortalık bozuluydu. Benim bacım oğlu sabaha Allah affetsin aktarırdılar. Biraz üzerimize. Bu çok... hala İran şeyi başlamıştı. İran savaşı diye. Benim... Yok daha başlamamıştı. Oydu işte bizi gözaltına aldılar filan yediler. Ondan sonra işte evlenme durumum oldu. Evlendim. Turan doğdu. Daha 20-25 yıllığıydı. Pasaportunu çıkarttım. Hatta Turan'ın bak daha 21 günde şeyden Manet'ten adını arırlar. Ki daha 25 gündü. Orada oturan mamura dedim kardeş dedim bu daha 21 günlüktü. Yani böyle göz altındaydık filanıydık. Kısmet oldu işte gittik yerleştik şeye Türkiye'ye. İstanbul'a gittik. İstanbul'a gittik. Bu vesileyle Ankara'ya gittik. İlçe olarak Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta yerleşebilmedik. Döndük Ankara'ya. Çok yakın bir aile dostumuz vardı. Özde İndik Herkütü Erbek'e dinler bizi. Şahap Ahmet Bayatlı. Buradan sevgi sayımı gönderdim özü için. Onun evinde kaldık bir ay. Ondan sonra bir dostundan bizim için bir ev tertip etti. Bir ev satın aldık. Yani orada 7 ay kaldık. Ondan sonra İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da 10 sene kaldık. Ondan sonrası sende kalsın. Peki Ustad sen böyle bilelim 70'lerde de bir gitmeği oldu. 75'te giden de orada çim kanşarladı seni. Çünkü bilelim orada çi albüm çıkarttı. Evet. Çi albüm kaset çıkarttı. Evet. Onda çim kanşaladı sizin yani diye şimdi onda da Mustafa yani. Kardeş onda da ben 75'te gidindim buradan temelli getirem yani birdenbire getirem. 75'te benimle bütün arkadaşlarım mesela o zaman Usta Muhammed, Sirvan Saçuzun, Yılmaz vardı, Mahmut kardeşim, Ahmet yani bir 10 arkadaş gittik. Mustafa beni yola sağlar, Fazıl, Bacan ağam gittik. 45 gün dayanabildim orada. Orada gene Şahap Bayatlı karşıladım hani. Şahap Bayatlı. Oydu o aslında dedim Şahap ben istiyorum radyoya gidim. Radyoda Ankara Radyosu'na gidim. Mani kaydedim. Şahap'tan beraber gittik. Bir Şahap'ın tanıdıkları vardı. Ali Can adında Mustafa Gece Yetmez. Mustafa Gece Yetmez Kerkük'e de gelmişti. Kerkük'e bilemini 60'larda. 60'larda. Onu da gittim. O da beni orada ihtibar etti. Sesimi dinledi filan. Benim dedi sesi uba geldik. Bana bir sıra verdi. 6 mani kaydettim o mahal orada. 3 koyret Sirvan Saçuzu'ndan okudum. Biri Muazzam, biri Ömer Gele, biri Mıçıla. Kalk gidelim Şık Bana Gazele türküsünü. İlk defa Türkiye'ye hemen yaparmışım ama maalesef ben onda bilmedim. Başkaları notasını kaptılar. Adına yazdılar. Biz o albümden bir şarkı alak. Şimdi o Havar Ayşe'nin değilseler, Havar Ayşe 76'daydı yani o grupta dergi ikinci grupta. İkinci gruptaydı. Onda böyle bilen 5 mani sen 5 mani Ustad Muhammed Rauf kaydetti. Ha 5 mani ben 5 mani Muhammed Rauf kaydetti. Peki o 76'daki kasette yani orada dağıldı yok bas özü kaydetti. Yok 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 resmi. Yani geldi düz oradan Bağdat'a özün. Onların oldu onlar radyosun ama bize de verdiler özün. Verdiler ha. Verdiler özün. Ha bu 76'da gidendim. Bak burada bir olay var. Ben Dayı Kadir'den Allah affetsin gelir Tezakurmat'ya. Kamal Gül'e. O da vafat edip. Kamal Tezakurmat'a.
Dedi İbrahim dedi bir mani var ya o dinletmeyeyim sen özün. Özü bir şeyde sağız da hoş idi aynı ha. Çok sakince diyerdi. Bana var Ayşan dedim amca. Allah dedim dayı bu çok güzeldi. Yani bunun işi ben değerlendirmeyeyim. O da tasadıf Türkiye'ye gidenden usta Mehmet de memlendi barabarık. Bu şahabı hayatı da kayıtta oturuptu memlen barabar. Bana var Ayşan'ı okudum. Çok da hoşuma gitti. Özüm de güzel okudum. Özüm. Hakikaten yani yani ilk olarak sen okuyorsun. İlk olarak ben okudum. Ali Mardan ondan sonra ben okudum. Lahne diye yoksa lahne yok lahne Ali Mardan'a ait. Ama kelime, sözü sözler de Kerkük eski sözlerdi yani. Eski sözler. Ama müzik Ali Mardan'ın. Ali Mardan'ın. Evet. Biz onu bir Allah sayın dinciler de bir parçasını bir parçasını dinleyelim. Ondan sonra sayın dinciler bu güzel mani de sizlere armağan olsun. Bir daha sohbetimize devam edelim. Thank you.
İşte bu da hakikaten bu da güzel bir şarkı. Sekiz yılın sevdası. Evet. Boşa git. Boşa git. Usta bunu Bağdat Radyosu'nda verdi. Yani bu, yok. Saç ağardı Mustafa. He. Saç ağardı, gerdendi, saç ağardı. Gün batsa ay karali. Kara gün saç ağardı. Allah. Kara gün saç ağardı. Çaresi yok. Güzel, evet, buyur. Güzel olsun. Peki bu 76'da bunu kaydetti. Evet. Eydi o vakit orada yani kaydedende senden sonra kimse okudu özen yani o vakitler şey var çünkü bilmem Türkçe'de çok okuyorlar bunu. Kalk giden ışık bana gazele. He. Ben 75'te okumuşam. Rahmetli Abdülvahit Güzelçioğlu 77'de okuyup ama Mehmet Özbek adına yazdı özün. Havar Ayşe ben 76'da okumuşam özün. Kalk giden ışık bağına. Yok Havar Ayşe bunu. 76'da okumuşam. Hı. Onlar kalktılar notasını yazdılar. Öz adlarına yazdılar öz. Oradaki sanatçılar. Ama çok insanlar okudu. Kalkacak Şubana Gazeli altın plak kazandı. Hı. Ama kimindi? Hakkı Yemyağ'ın rahmetli büyük sanatçımız Mehmet Camçı'nındı radyoda. Burada öz okuyup. Biz de o zaman da rahmetli dayıdan beraber dayı Kadir'den nereye gelseydik bana Mehmet bunu okurduk. Yani diye bilmem seni bizim elimizde şöhret aldı bu mani. Sözü de Mehmet Azat Kattat'a ait. Allah rahmet eylesin. Ey dostlar o vakit bu kaseye çıkarttınız yani Cebuz'dan çıkarttınız yok orada Zülçü bir şey ettiler yani. Türkiye destek var. Türkiye Radyosu. Türkiye Radyosu. Yani biz dışarıda değil resmi radyoda kaydettik. Resmi ha. Yani resmi. O indi o mam değil. Ha. Olarındı. Olarındı. Da olarındı. Ama manide şarkıda hukuku var. Hukukum var. Şimdi ben orada, Mustafa ben şimdi orada resmi sanatçıyım. Yani nakabet fennanin Türkiye. Ben orada şeyim, resmi nakabi sanatçıyım. Benim mahallerimi, ayrı mahallerim de var. Hı. Kim okuduysa ben ondan telif hakkı alayım. Telif hakkı. Yani ondan hakkım alayım. Bana danışmadan, benimle temasa geçmeden, anlaşmadan o manını okuyamaz. İyi deyip mesela bir manını diye bir şarkı o birden okuyup evet. Hakkı var şey desin üzerine yani. Eğer benden muvaffakat almayıpsa. Alıpsa. Yani olup bir böyle şey mesela olup, çalıp sana arayıp olup, usta tutturan. Gün, bir gün bak bu Bayar, Burhan Bayar var orada İbrahim Tatlıses'in tezgilatçısı şirketi Burhan Bayar. Onun yanında Yusuf Dinç adında biri bir malum okumuştu. Gittim yanında dedim işte kardeş ben İbrahim Terzi bu kimliğim. Kimana telif hakkımı versin. Kim diye, kimdir Saud dedi. Ben de gittim 5-6 stüdyoda okuyan vardı. Onların kasiyetini aldım getirdim. Dedi buna verin 50 bin lira geçsin. Böyle basit. Kardeş dedim dur ben dilenmeye gelmemişim. Ben resmi bir sanatçıyım. Senden hakkımı almaya gelmişim. Dedi git ne derse öyle. Ben de gittim bir avukata. Avukat ondan 5 katını aldı. 5 kat. Yani durdurabilirdim özünü. Durdurabilirdim ama adamları geldi ama dedi baba ne sevbiz varalım sana. Avukat özelden 5 katını aldı. 5 katını aldı. Yarısını özü hiç çevirdi tabii yok. Yani kimse o... Aynen bu şarkıların birisiydi. Ya ha şey. Evet. Ya, bunların biriydi. Bunların biriydi. Evet. Peki bir canlı daha alak senden Ustad Hazretleri bir canlı. Şiir. Şiir olsun, tamam. Kuryat olsun. Tamam. Ha, tamam seve seve. Ha. Şimdi kardeş bunu da şey yap ama bu dursun biraz sonra şey yaparım. He. Şimdi benim için dünyada evlatlarım sonra evlatlarımdan sonra aziz Kerkükali. Kerkük'ün sevdası benim için çok önemlidir. Direm aziz dostum, can yoldaşım Kerkük'üm. Aziz dostum, can yoldaşım Kerkük'üm. Gözümün nuru tek emelim Kerkük'üm. Senle güldüm, sende açtım gözümü. Taşına torpağına kurban olurum. Can vatanım, aziz dostum Kerkük'üm. Sende doğdum, sende tattım dünyanı. Sende gördüm türlü türlü vefanı. Küsme benden ne olursun azizim. Küsme benden ne olursun azizim, senin için çekerim her türlü ben cefanı, can vatanım, aziz dostum, Kerkük'üm. Evlatların göç etti, kaldın yalnız. Evlatların göç etti, kaldın yana yana sen. Kimse unutmaz seni, hem ana hem babasan. Kör olsun seni yada satanlar, gözden yana atanlar, her gelen barın yeri, hiç vurmadım safa sana.
can vatanım, aziz dostum, Kerkük'üm. Burada iki koyrat var. Biri Mehmet Azat Hatat'ındı Mustafa kardeş. He. Yad Yaman'dı. Kim bilmez Yad Yaman'dı. Yılandan zehirlidir ez başın. Yad Yaman'dı. Yad Yaman'dı. Yad Yaman'dı. He. Kim bilmez Yad Yaman'dı. Yılandan? Yılandan zehirlidir. Ez başın Yad Yaman'dı. Sen ez başa var sararsan. Bir de bir elçi koyrat var. Nem arttı. Sular aktı, nem arttı. Nem yani, nem diğeri kaldı. Nem arttı, sular geçti, nem arttı. Her nem ardın alnında yazılar bir nem arttı. Memleketini satan, vaya milletini satan, dilini satan, dilini satan nam artı. Onun için memyamda dilini satan yani. Onun için ben de bu aziz dostum, can yoldaşım Kerkük'ümü böylece bütün denizlere armağan etmiş oldum. Kalem o sağlık. Allah razı olsun. Esat sayın dinciler, Facebook'ta bizden sorular bir arkadaş. O da Kara Kaplan aşiretinden. Evet. Dildiri bir bakra var. Ustad İbrahim Rauf. Rahmetli Sıkbanda Gafur. Haba. Bu bakra var. Olup yani bu bir oturma böyle. Yok olmayıptı. Olmayıp. İbrahim Rauf. Sıdık Banda Gafur. Sıdık Banda Gafur'dan olup. Habaydan çok olup. He. Ama üçümüz bir arada bu olmayıp. Hakikaten ha, yani dur, ben. Dur. Dur yardıma geldi. He. Olup. He. Nece oldu bilsen. Bak. Rahmetli Halil Buzok. Şahab Buzok. Şahab Derzi. He. Yıldırım Buzok var bazıları oğlu. Onun sünnetiydi. Bak yardıma geldi. Doğru diri var. Ben bunu yani hakikaten çünkü bu bir mahal bakra cemaatinde bir nevi hastalık var idi. Yani, evet. Bu hakikat yani bakra geçişten bir nevi hastalıktı. Yani evet, aynen evet. Böyle ben zaten kuşbaz demiyorum. Yani böyle yani bu bakranın ben şeyine girdim. Yani Ustad Halit Karakaplan yazıptı. Evet. Ben de bildiğime cevap var ama Hazreti senden bir tekit edek. Dediler Aysa senden rahmetli Sıdık Bende Gafur idi. Evet. Rahmetli Haba gelip yani oraya böyle bilin. Yok. Üçümüz bir yerde gittik oturduk orada. Ha. Sünnet idi bu. Ben resmi haçat istedim. Hazretim senden alım yani. Şimdi Halil benim 55 sene can dostu bir arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Şimdi Halil'den her zaman beraberik. Halil de işte bazı oğlanlar sünnet oldu. Sıdık'tan da dostu. Habay'dan da dostu. Bunlar geldiler gittik. Doğru diri Yıldırım'ın şehir sünnetiydi bazı oğlanlardan. Orada okuduk beraber. O ilk oturma oydu rahmetli Habay'dan? Yok. Habay'dan... İlk oturma o. Yani bana hatırı geldi. Bilsene canım, sen baba kardeş. Bilmem değilsen bize uşağlık arkadaşımdı yani. 7 yaşında bizim mahallemize geldi. He. 7 yaşında. 7 yaşında. Rahmetli Nenez Cemile kardeşi Muhammed. He. Mahallemize geldi oturduk. Hatta helügahaz oynadık. He. Abi çok narahatiydi Allah affetsin. Muhammed kardeşimin burasını helügü çaldı. Burasından kan çıktı Muhammed'in. Yani böyle arkadaş olduk. He. Ondan sonra Haba muhteşem bir mandiyaniydi. Gençliğinde sesi bundan hoş idi. He. Haba'nın sesi, o mahal gazel mezel okumazdı. Okumazdı. Gazel okuyana da mezak ederdi. Diğerdi bu gazel Türklerindi, bizim dayı. Ha baba. Ama sonradan gazeli de ibda etti filan etti. Yani Haba çok mükemmel Emine Bağvan Beşirisi okurdu, kurdası okurdu. Peki İbrahim Rauf taklit etti? Şimdi Mustafa kardeş kim diyerse ben taklit etmemişim. Doğru demeri, nişi doğru demeri. Çünkü biz gençliğimizde Mehmet Kalay'ı Allah affetsin gençliğinde hatta daha ileriye geçecek büyük sanatçılar mutlaka bir mahdiyene müteessir olup onu okuya ortaya gelip Ustad sen ben rahmetli Mişko'nu çok severdim. Muhammed Ahmet'i çok severdim. Sıdık Banda Gafur'u bir ara taklit ederdim. Yani ama radyo açıldı diramanı 59'da. Radyoda ne cemaat vardı? Hepsini ezber ederdim. Biz bir şarkı çaldık radyom Allah'a var. Ben bunu onda diğerler Deli Salih'e var. Böyle onun da bu mani. Şimdi onun da iyi. Onun da iyi. O diğerdi özü. O diğerdi özü. Bu aslında Osmanlı manisidir. Osmanlı manisidir. Osmanlı. Havara bavuş. Men ölüm bavuş. Bu kelimeni kabul etmediler radyoda diyeyim.
Ha. Bahuş kelimesini Şakir Mahmut Ubeydi vardı. O kabul etmedi bu bahuşu diyeyim. Ben de ben ölüm gülüm ben ölüm filan dedim. Ha. Yani bu söz de Ahmet Oturakçı'nındı. Söz. Söz Ahmet Oturakçı'nındı. Ben sözleri de açtım. Şimdi Cenab-ı Uz şey mahallesini vermişti. Orada işte o Thomas Eda'nın bu gözelim aşkını salmadı zaten. Biz onu şey etmeyelim, onu sayın dinciler, o güzel bir konudu o. Çünkü evet. O uzun bir konudu. Ah, aynı birbirine benzer. Birbirine benzer. Bu sayın dinciler bir saati bilmedik nece bitirdik. Yani. Saat. Bir saat bitti. Ay. Kısa bir ara verak. Kısa aradan sonra. Mustafa daha sonra tekrar başlamamıştık. Ama bu sayın dinciler çünkü şeyimizin bu da bir saati geride bıraktık. Evet. Bir saatten İkinci saatte inşallah güzel konulara bir daha değer Ustad İbrahim Rauf'tu. İnşallah. Bizden ayrılmayın. Radyo Grup 91.3. Farklı kültürlerin buluşma noktası. Reklamlar. مفاجأة سارة لأهالي مدينة كركوك الكرام. أنتم على موعد مع الطعم الفريد واللذة العجيبة يوم الجمعة 12/10/2018 الساعة 5 مساء. مثلجات قهرمان مرش التركية ستكون معكم في كركوك الجمعة 12/10/2018 الساعة 5 مساء. افتتاح مثلجات قهرمان مراش آيس كريم قهرمان مراش التركية ومن الموطن الأصلي لآيس كريم في تركيا وبأيدي أمهر الأسطوات الأتراك في قهرمان مراش. قهرمان مراش آيس كريم الافتتاح يوم 12/10/2018 بعد الساعة 5 مساء وسيكون اليوم الأول مجانا هدية لزبائننا الكرام. لا تفوت اللذة والطعم النفيس يوم الافتتاح الجمعة 12/10/2018 الساعة 5 مساء. وهناك مفاجأة تنتظر زبائننا الكرام. العنوان كركوك شارع القدس مقابل الحديقة العامة ونافورة شارع القدس. لا تنسوا المفاجأة ولا تفوتوا اللذة. قهرمان مراش آيس كريم. معرض حكيم. معرض حكيم لتجارة أنواع الأجهزة الكهربائية. أجود الماركات تجدونها في معرض حكيم للأجهزة الكهربائية. توسور، سامسونج، LG وماركات تجارية ممتازة أخرى. أنواع الثلاجات والغسالات والسفالة وبضمان حقيقي. معرض حكيم يمنحكم ضمانا حقيقيا لمدة 3 أعوام. معرض حكيم. العنوان كركوك شارع الجمهورية مقابل سينما صلاح الدين سابقا. معرض حكيم للاتصال 0770-517 مكعب 79 و 0770-130-3940. معرض حكيم. أسواق ريتاج أفضل ما تتمناه العائلة العراقية من مواد منزلية. أسواق ريتاج غذائية منزلية لحوم أجبان عصائر. مبيعاتنا من أفضل المناشئ العالمية. أسواق ريتاج بإدارة حسوني كركوك خلف رئاسة صحة كركوك. شركة الملتقى الفرع الثاني. تعلن شركة الملتقى الفرع الثاني عن تسفيرها لرحلات سياحية تركيا، أذربيجان، مصر، قبرص.
وكذلك جروبات سياحية إلى شمالنا الحبيب، رحلات إلى الديار المقدسة لإداء مناسك العمرة وبأسعار مناسبة جدا. شركة الملتقى الفرع الثاني، العنوان كركوك ساحة الاحتفالات تقاطع جامع نور الكبير. للاتصال 0770124-85-12. ستوديو ون، ستوديو ون للإنتاج الفني والتوزيع الموسيقي. ستوديو ون للإعلان المرئي والمسموع. تسجيل الأغاني والكليبات للمطربين باستخدام أفضل الأجهزة الصوتية والمرئية. ستوديو ون بإدارة كادر فني متخصص. العنوان كركوك شارع الجمهورية، مودامول الطابق الثاني. موبايل 0771-113-8871. إلى كل من يبحث عن الجودة والدقة، ستوديو ون الاختيار الأفضل. محلات السراج، تقدم لكم محلات السراج أفضل أنواع النايلون الزراعي. النايلون الزراعي المستخدم في الحقول والمزارع، سفرة الطعام، لاصق جداري، صندات مياه وخيام. المستورد الوحيد للنايلون والخيام ومظلات الظل ومن مناشئ عالمية. محلات السراج تحرص على الجودة العالية، 30 عاما في مجال بيع النايلون والخيم واللواصق ومظلات الظل للمشاتل والحدائق والبيع بالجملة والمفرد. محلات السراج بإدارة علي إبراهيم السراج، كركوك السوق الكبير مقابل جد قحوة. موبايل 0770-130-6628. محلات السراج. المسار للإنترنت، أسرع خدمة للإنترنت تجدها في المسار إنترنت، خدمة تنافسية في مجال الإنترنت. المسار للإنترنت لديها كادر متخصص لصيانة ونصب الإنترنت في البيوت والمحلات. أفضل خدمات الإنترنت للمنازل والمكاتب والمصانع وكافة أماكن العمل. ستجدون لدينا خدمة متميزة. المسار إنترنت أبراجها منتشرة في كافة مناطق كركوك. للاشتراك بخدمة المسار إنترنت ما عليك سوى الاتصال بالرقم 0770-077-679، والتجربة خير برهان. Radyo Grup 91.3 Kerkük'ün Özdeğeri. Sayın dinciler, bir daha hapus, hoş geldiniz siz. Bir daha bizi dinleyenler ve bize seyredenler Facebook'tan. İşte birinci saati bitirdik. Geldik ikinci saate. Birinci saat Ustad İbrahim diye bilmedik nece bitti. İşte haçat haçatı açtı nece diğer. Bir daha radyo grubu adına FM 91.3 hapuza. Hoş geldiniz, safa getiripsiz. Bizi de biz arıyorsunuz. İmodan olsun, WhatsApp'tan olsun, Fiber'den olsun.
dünyanın her bir yerinden biz sizi karşılarlık çi gözden. Rakamımız da 0770 bir de 0770 516. Bu neden Ustad İbrahim'den bir bilgimiz varsa, bir şeyimiz varsa sorabilirsiniz bize. Dönek Ustad bir şarkı dedik ama vaktimizin şeyi bir kısa ara verdik. O şarkıdan bir kısa olarak bir kısa parça olarak olsun. Ondan sonra bunun bir şeyin anlası olsa çünkü bu şarkının sayın dinciler bir ay oldu takriben. Bu şarkını ben Facebook'ta, YouTube'da paylaştım. Paylaşandan bazı çarşıda bazı yani ben zannederim bilmirler de bir işten. Yani hakikaten bilmirler ama benim için şey yazdılar. Bu mani galatı, bu mani şeydi. Dinleyek ondan sonra ustadan bunun bilgisini alalım. Gözelim aşıkını salma nazardan. Gözelim aşıkını salma nazardan. Ben seni çok severim, gel bize her dem. Ben seni çok severim, gel bize her dem. Sana çoktan vurulup bu deli gibiyim. Sana çoktan vurulup bu deli gibiyim. Neyini yap haber yok ki bu haberden. Neyini yap haber yok ki bu haberden. İşte bu da şarkı çaydı ama o şarkıya girmeyin ama bir telefon tarafında bir araçımız var. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimden görüşürük? İyi yayınlar Mustafa kardeş, ben Turhan. Gözümüz aynı Turhan abi, hayatım. Hoş geldin Turhan abi. Gözü var olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hayatımsın Turhan abi. Sana ve değerli konuğa iyi akşamlar dilerim. Allah razı olsun Turhan abi. Yayınımız çok güzel. Şimdi ben geçen hafta da anlatma, belirtmeye çalıştım. Senin radyo her hafta yeni bir sanatçıdan da yıldız takip ağırları. Geçen hafta da aynen böyleydi, bu hafta da aynen böyleydi. Hem sen İnşallah, hem de sanatçı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İbrahim Rauf. Allah razı olsun. Turan biraz önce senden bahsetti ha Mustafa ama bir şey sorur sana buyurun. Turhan abi biraz evvel bir şey ettik yani dedik orada usta yani bir bilgi aldık saz dedi bu Turhan abi de yani bilmezdim ben saz çalasam koy düzünü diyeyim sana saz da bildik. Ustad orada sen bir radyoçu olacak nece görsen bizim yani radyomuzu şeyimizi. Vallahi sizi radyoz gerçekten çok başarıyla ilerledi. Tabii ellerde olan imkaniyet doğrultusunda bizler de aynı zuteki valla Avrupa'da yaşarız ama biz de öz imkanımızdan radyo yayını yapırız. Sizin şartlarınız daha zordu, daha zahmeti. İnternet uz kesildi, araba kesildi. Ama bunlara rağmen sen yani bir sanatsever olarak bu işin arkasını bırakmasan, devam etsen en büyük başarı sana ve ekibine ait. Allah razı olsun. Allah Turan, razı olsun. İnşallah bir günde görürüz seni yani burada konağımız olsun inşallah. Sağ olun sen bugün. Ama sen uzun bir zamandır ben 2013'ten görmemişim seni. Hoş sana haddiyim seni. 2013'te bir hafle doğru yaptık. Doğrudur, ben de çok haz ederim gelim ama... Taki işlerimizden i̇nşallah, dolayı inşallah, bir inşallah. Türlü kısmeti olmuyor. Allah nasip ederse inşallah ben de isterim gençler görür. İnşallah bir kutu. Radyomuz açık sağ olsun. Şimdi zor şartlar altında yayın yapırlar ama yerleri bizim elimizde olsaydı oho büyük yerleri çok muhteşem bir büyük bir daire
içinde kaydı yeri başka, telefon yerler başka. Yani keşke göraydı buranı böyle bir yerimiz i̇nşallah olsa görür, biz inşallah daha görür. Ne sırık ama başarılar nasip olacak. Allah bunun daha büyük yerine nasip etsin. İnşallah, inşallah, inşallah. Evet. Bu kadar çaba gösteren ve başarıyla ilerleyen insanlar Mustafa kardeşimiz ve ekibi hak edirler daha güzel yerleri. Çok evet. Memnunum senden. Şimdi yayınımızda dediğimiz babam Seleşen'de dedi işte benim bütün şeylerim Turan'dan bitiri. Ben bunu istirem bilinsin. Özü aslında en büyük teşekkürü hak eden kişi babamdı. Neden? Beni sanata yönlendiren, tabii insanın içinde olması istedi, o kadar çaba gösterse olmaz ama tabii bizim aileden gelen bir şey olduğu için bende de müzik sanat sevdası var idi. Babamın büyük çabası vardı benim bu yere ulaşmamda. Saatlerden benimle saz alışandan oturup hadi gel Turan bil ki beni diyelim derken bir bakardık 3-4 saat biz temrin etmişik. Ork aynen böyle yani bu kayıt işleri bana çok destek oldu. Destek olmasaydı, benim yanımda olmasaydı bu sanatçı sevarlık ve milliyet sevarlık. Bir de Turhan abi siz mühim bir şey yapıpsız yani o mühim şey dediğim bende çok mühim bir şeydi. Çerçüler çok mühim bir şeydi. O koryatları yapıpsız. Yani o koryatlar hakikaten bunu geçen mühim, hafta dile getirdik. He getirdik ama canlı diyak çalan sen, okuyan yani 13 Haziran'dan buradan bizler yani o çok mühim de o koruyat konusu. Biz de kurmuşuz o koruyat konusuna girer. Sen o haçatı uçastık affedersen. Estağfurullah. Bir istedik o var ise bir Haziran'dan bir senden bir şey alak bir daha direk. Bir yani bir bilici alak senden bir esüklülük bir şeylik. Biz tabi esüklülük hakkabli dar yani. Her adamın bir rayı var, her adam bir şey var. Sizde bir 18 yıl cemil bir radyos var. Allah razı olsun. Sağ olun. Vallahi kardeş dedim ki siz o imkaniyatınız kadarıyla ilerleyebilirsiniz. Ve şu ana kadar da o kadar güzel gelir ki hayranlıktan oturur, izlirik ve dinlirik. İnşallah. O güzel üzüğü görmek, o Allah güzel sesi işitmek, bu güzel sunuculuğu yapmak değerli. Sanata önem verip değer vermek, o sanatçılarımızı tek tek davet edip onlardan ilgili seleşmek. İnancıyla biz, men oğlum, sayın müdürümüz Mehmet Haşim Salih olsun, milletçidir. Ben birincim de demişim, ben araya da dedim, milletçidir bizi yaparız. Yani kapımız daha çoktu bütün milletçi yani. İnşallah böyle de kalır. Turan, razı olsun Allah. Turan evet. Sana çok kısa bir şiir okuram. Bu bir mesaj olarak gönderirim özü ama kızım sana direm geldim seni eşit. Direm evet. Karanlık gündeyim kim beni sorsa o doğru ahbaptır. Evet. Karanlık gündeyim kim beni sorsa o doğru ahbaptır. Her akrabaya deme akraba, bir kısmı akraptır. Salam söyle şu olayı gördüm. Her zaman yahu dayı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok memnun olduk senden Turhan abi. İyi ki varsın Turhan Bey. İyi ki varsın. İyi ki siz varsınız. İnşallah. Sen olmasa hemen olmaz. Allah ömür verse bir bağlantı ederiz. Gülcan Hanım'a hep oradakilere salam söyleyin. Bir kısmet olsa inşallah. Bütün kerge kucağı doğrusu selamlar. Turhan abi bir Allah kısmet etse bir gün şey yaparız yani bir bağlantı bara orta yayın yani yaparız. Orta yayın yani. Yaparız. Allah kısmet etse evet. İbrahim abi orada olsa yani. Allah bunu konuşalım beraber. İnşallah 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 abi hayatım. Çok memnun ol seninle. Allah'ın izniyle. Hayırlı akşamlar size. Sizi yayınınıza güzel devam edin inşallah. Allah dört ol, güzel izleri ve dört kulaktan dinlerim. Allah razı olsun. Sağ olasın. İyi akşamlar. Allah şimdi kardeş bir soru sormuştu. Onu bir de tekrar edersen. Bu türkü hakkında. Bu beste. Şimdi bu beste nece diyeyim pervardayım perde bizimdi. Nece diyeyim pervardayım perde haraptı. Eğer bana gönderdi bu üç kalp şaraptı. Şimdi biz sarahat diyeyim yani biri ben idim. Ben. Yani 95'ten bu alemin içindeyim. Ben ha bu dediği bunu ilk şey dedim. Şimdi kardeş bu türkü ben rahmetli dayı Kadir'dan, kardeşim Mehmet'ten, efendim Hac Faik'ten, rahmetlerden biz Erbil'e çok giderdik Hac Cemil'den. Hac Cemil gibi bunu diyerdi.
Aynen bu kelime. Aynen bu kelimeler diyardı. O bu lahni diyardı. Usta Muhammed bunu kalktı nizama indirdi. Ama mesela diye bir misal veririm. Burada çok kısa bir misal. Ay havarda girmansı neçeden okuyup bazen çok her bir kelime diye bitirdi. Her bir şeyle okuyup. Ha. Bu manaların özel bir kelimeti yoktu. Ha. Aynı vazında ne diyorsa o söyle. Aynı vazında ne diyorsa o söyle. Bu ben dediğim münazzam bir şiirdi. Şiirdi. Münazzam bir şiirdi. Aşık Vahid Ağa Tebrizli. Dünyaca meşhurdu. Dünyaca meşhurdu. O şiiri ben burada okumuşam. Bu besteye başka bir tad verip, başka bir lezzet veripti. Ama bu kardeşlerimiz herhalde sadece dille beke. Mesela geçen Sami Mayas'tan kardeşten konuşan Davuz Ayavarda Yırmançı, Abdülvahid Ayavarda Yırmançı, Danu kaldır gel bana, sana da sıra geldi, Danu kaldır git, sana sıra gelmez. Ayrı kelimetten deyip, reşekküler azahaba, rahmetler, ayrı çeşitten deyip, bir maniyle de bir kelimetten değilmez. Onun için ben de bu kelimetten demişim azın ve çok da iyi olup demişim. Evet. Peki bu kuryetlerin bir şeyler var yani ustad mesela yaptığım CD kuryetleri yok CD'ni ona değmiyorum yani mesela bu kuryetlerin mesela diye kıssalar var deyip mesela bir kuryetlerin şimdi kardeş bir sen hiçbir film sinema filmi boşuna yapılmaz hiçbir mani boşuna değilmez hiçbir iyi şey boşta değilmez, harap şey boşta değilmez. Mutlaka bir yerde bir yanığın oğlu ona hakikat derler. Bir gün bilirim ne diysen yani bir koyrat var acaba bir olaylı bir koyrat var. Olaylı koyrat var. Çok var. Çok var. Mesela bir sürü misal. Bir misal veririm sana. Bir gün Kerkük'ün bir hangi mahallesinde bilmiyorum. Ya Oya kadar Çukur mahallesinde ya Priyadi mahallesinde bir sokak var imiş çıkmazmış. Bir ihtiyar adam varmış orada. Bu ihtiyar adam Arvadi'den beraber orada yaşarmış. Amelaymış. Ama 60-70 yaşında bir adam. İşte kış geldi. Payızdı. Bu vakit deyip Arvad artık evde zahri azaldı. Ben bir iş yapmam lazım. Ki biraz para kazanamak için kış zahrası yığalım. Bir ekmeği sarı bir eski çevre yağlığına koyup koltuğuna gidip Habib Mayaz'ın çayhanası o günde durup. Habib Mayaz. Oradan işçiler ustalar geldi. O çayhane oradaymış. Bizim Cüt Kahve günde. Cüt Kahve günde. Cüt Kahve ayrıydı. He. Habib Mayaz çayhanası ayrıydı. He. Bunu birbirine katmamamız lazım. Katmamamız lazım. Ki kahve vardı orada bir de Cüt Kahve şey vardı. İşte biz zaten sıramını bilak. Buradan vardı. Da cenciler de bilsin yani bu konu. Orada ki kahve vardı payayla çıkılırdı. Orada özünü bilen adamlar, şahsiyetli adamlar, ağalar, söz konuşabilen adamlar orada otururdu. Habib Mayaz Sekanaz aynı Elif Erfan yeriydi ama en fazla benneler, işçiler orada otururdu. Ha. Bu adam gelip orada durup birisi aparsın özün irgata yani işe aparsın. Onlar da geldi genç aparlar. İhtiyar neydiler ki işlesin. Bu adam Mustafa gel aparmaz, İbrahim Rauf gel aparmaz. Saat 9:30-10 oldu yer. Mani kimse aparmadı. Koy gedim ya babam Arvat'tan oturum. Allah'ına kısmet edipse yiyeceği ya burgul pilavı, ya burgul aşı, ya mercimek. Sokakın başına ulaşı bakar. Orada 5-10 uşağı oynar ama kapları kalabalıktı. Diğer oğlum neydi orada? Niçin böyle kapımız kalabalıktı? Biri diğer Ammar Vadi öldü. Kuşağın birisi diye. Kuşağın biri Ammar Vadi öldü. Adamın tapuğu kırıldı. Çünkü yala yala bu Arvadi'den dertleşiyor. Veya Arvadi bir şey yapar yani. Bir parçadılar. O küçük mesafede bir koyrat düzar. O koyratın da çok meşhurdu. Ben de çok okumuşum. Rahmetli Hava da okuyup. Diri kış geldi iş kalmadı. Kış geldi iş kalmadı. Zaten kış geldi. Kış geldi iş kalmadı. Ağzımda diş kalmadı. Felek aldı eşimi ama yoldaş kalmadı. Yani eşim arvadımı ben yalla yalla geldim arvadımla oturum ibanım oya dertleşim. Onu da Allah aldı benden ama yoldaş kalmadı. Kış geldi iş kalmadı. Ağzımda diş kalmadı. Felek aldı eşimi ama yoldaş kalmadı. Bu felsefeydi, bu santanetti. Böyle kolay mı bu şey? Hakikaten yani güzel bir şeydi. Peki Üstad, neçe şarkı var özgün?
Vallahi Mustafa kardeşim, ben buradan giderken yani sene 1981'de takriben bir 30-35 mani kaydetmiştim. Evet. Bir kere ben Marakam şey okumağa, milli mani okumağa. Belki koyratlarım veya maç okumağa çok Marakam. Ama Türkiye'ye giden demişti, Türkiye'de de radyolarında, İstanbul, Ankara'da gene orada bir 30-35 mani kaydetmişim. Kerkük türküsü. Ama Danimarka'da bir Turan'la beraber 100-120-130 mani kaydetmiş. Yani böyle özün yarış tasavvur 200 beste var. 200 beste var ha. Bir de ilave etsek o koyrat CD'sini. He. Zaten o konuya gireceğim o yani. O konu he. Çok önemliydi he. Mustafa kardeş. Ama o konuya girmeden evvel bir şey aldık. Bir güzel bir o CD'den bir koyrat. O CD'den bir koyrat alak. Tamam, ondan tamam. Sonra ha. Tamam. Bestelere diyek. Besteler dedik 200 beste. Beste çoktu. 200 beste lahni özü öylesin ustad. Şimdi yani ben sen... yaparım, Turan yapar. He. Yani en fazla hem şiiri hem de bestesi özümüze ait. Peki şairlerden alasan yani. Çok siz. Bütün şairlerden yani. En çok aldı hu. Yani. Salah Nevras, Muhammed Ezzet Khattat, Esad Naib, efendime söyleyeyim Sabır Damirci. Allah affetsin kalanlarda. Çok çok var. Yani nanca desem şair okumuşam. Peki siz orada Ahmet Oturaksı. Peki siz orada diyoruz 80'lerde diye. Evet. Size uç nece gelirdi yani o fatih? Şimdi yani indi internet var şey var. O vakit neceydi yani? Dergiler mesela İstanbul'a gelirdik. İstanbul'da mesela dergilerden çıkardırdık. Veya mesela Usta Mehmet gönderirdi mamsi gelenle filan. Yani buradan temasımız çok şeydi, kuvvetliydi. Peki Usta Mehmet sen 80 ilinde çıktı. Girmedi illa 2013. 2003'te geldim. 2003'te affedersen geldi. Evet. O zamanın yani 80'den şeye çıkmış. Evet ama o zaman bu 36. paralel vardı. Hani Erbil'e gelebilirdik. Harir'den, Batıs'tan, Akra'dan. Oradan bir üç sefer Erbil'e gelmişim yani. Peki biz Sayın Dincilerçi bir koryatı uyarak. Evet. Ömer Ecele koryatı. Ondan sonra. Onun da sözleri Muhammed Ezzet Khattat'a ait. Sözleri. Ondan sonra Sayın Dinciler de şey etmeyek yani biraz vaktlarını şey etmeyek. Evet. Ondan sonra dönek bakalım bu koryat tamam. Meselesi neydi? Radyo Grup 91.3. Leblenim dedenim başenim adanim ablenim Sam yat bayılı kurtan koyun yayılı adan yeynim deden yeynim başan yeynim ablan yeynim Radyo Grup 91.3 Leblen yeynim korkuram bir gün görak bugün bayram sayılır adanım dedenim başanım adanım ablanım İlaç Gibi Radyo Leblen eynim asmanda ürker gör
yakasın silker gördüm beden eynim adan eynim başın eynim ablan eynim. Radyo Grup 91.3 Leblen eynim nedem günde aslanı çakaldan ürker gördüm adan eynim deden eynim paşan eynim adan eynim paşan eynim deden eynim ablen eynim. İşte bu da Ömer Ecele Horyatı'ydı. Mansuri'den, Beyet'ten çıkan bir horyatı. Sözde Mehmet Ezzet Hattat. Ama biz dönek ustadan sonra bakak bu horyat 19 CD'si 16. 16. Bunları ustad sen yaptınız, Danimarka'da yaptınız hocam. Şimdi Mustafa kardeş böyle bir şey de veririm. Rahmetli büyük sanatçımız Mustafa Alik. Mustafa Alik. Bir gün yanımızda kaset çıkardılar, bir münasebet var. Dedim rahmetli Abu Kamal, sana göre bir sanatçı neçe koyrat okusa, yani koyrat okuyan sayıyla iyi okusa, dedi 5-6 koyrat okusa, ben burada fakir etmiyorum, yani bunu yanlış anlamayın. Ben 16 çeşit koyrat usulü okumuşum, bas adlarını sayayım savcı. Bayat makamı namazan koyratı, Ömer Egele Kurda Yolcu, Kayıya Başı. Hicaz'dan Deli Hasan'ı, Muçula Nobatçı, Segah'tan Kasük, İskender'i muhalif, 3 çeşit muhalif var bilirsiniz. Kurda 2 çeşit muhalif var. Matarı Koyrat'ı, Çargah'tan 1 çeşit. Rast'tan okumuşam yetimi Beşir'i, Kızıl Koyrat'ı. Kardeşe diyeyim, bunu ben bir gün oturdum dedim, Turan böyle bir fikrim var. Usta Mehmet'ten de temasa geçtim. 16 Koyrat'ın Koyratların sahabe her biri bir şairdi. Düşündüm Ömer Ağa Tercili'nin çok koyratını okuyayım. Mehmet Hazret'in çok koyratını okuyayım. Efendim Bahtuk geçti yani şey. Bütün fazla. Şairlerin her birini şairler filanlar okuyayım. Çok güzel koyratları Felekoğlu'nu efendim okuyayım. Seçtim takriben 30 koyrat seçtim. Her birinin 2 tanesini okudum. Ha baba. Hatta birisinin olayı da var. Onu biraz sonra dile getiririk. Ha baba. Yani 16 çeşit koyrat okumuşam o CD'de. Onu da fahri etmiyorum. Ben bu memleketin aşkıyam, koyrat aşkıyam ben. Yani dedim o şairleri hem gündeme getirmek. Hem de koyratları bir cenciler bilsinler yani. Bir misal vereyim sana Mustafa. Ömer Ağa Tercili, bilmem içtim sen içtim. Çok büyük bir şairdi. Şöyle şairlik şeyi unvanı her çeşe verilmez. Şairlik böyle kolay değil. Şimdi herkes şairdi. Saygım sonsuzdu. Her çeşe usta değildi. Mandiyenlere her çeşe usta değil. Ben bile usta değil. Kalfeksem ne mutlu bana. Ömer Ağa Tercili tercihli de öyle ama evi karakter günde gider geldi tercihle akşam mahalle geldi sabah bir de gider. O mahal aşiretler arasında bir düşmanlık vardı. Bu yolda giderken ki adamı da var hocadan. Ata minip bunu vurarlar Mustafa. Gülleyden vurarlar özün düşer attan aşağıya kanı gelir. Orada bir koyrat diyar. Diğer ikinci koyratı şu adıma geldi, birinci diye adıma geldi. İkincide yığılırlar adamları. Karabakar birinci. Karabakar, kar tikan demek Türkçe'de. Karabakar. Kar yani yerde tikan var. Karabakar. Gün çıksa, güneş çıkırsa bahane. Erken geldiler. Karabakar, gün çıksa karabakar. Hem de harap akar. Beni bir namert vurup al kanım kara bakar. Allah. Beni bir namert vurup al kanım kara bakar. Adamları yığılırı, ağaları, ekmekleri kesili. Diri perişansız adamlarına diri. Per vurup perişansız
olan mene olupti siz işi perişansız. Yemen gülle yapşam. Onların da ekmek kesili. Onlar da ağaları. Yani 16 çeşit koyret olmuş orada. Hepsini Turan çalıp Turan kaydedip ama ne mutlu bana ki bu unvan bizim için yolladığınız hakikaten. Unvan bana şey verilip bu unvanı ben de bu koyretleri okudum. Peki biz senden bir daha bir canlı Allah. Canlı şiir mi? Vallahi ben koyretlere o malakam yani sarahatim. Bir tane makamdan usulden okusun özür dilerim. Bir bağım çalışım. Hep hakimler izin verdi çünkü çarem kalmamış. Perişan oldum gamımla, hiç kararım kalmamış. Hiç kimse yatmaz ağımla, hasret figan, başka yarım kalmamış. Siz gelin dostlar, kaldırın men öksüzün tabutunu. Perişan oldum gamınla. Siz gelin dostlar, kaldırın men öksüzün tabutunu. Begana oldum elimde, etibarım kalmamış cana. Valla bugün gene kaş göz altı, kiprikti kaş göz altı. Öllem öllem men öllem garip öllem. Valla kardeş, gene ne suç işledim, baksan kaş göz altı akman. Diyoksan kurban var. Şimdi şair Muhammed Azzat Kattat, Koyrat Necmeddin Kara. Necmeddin Kara. Evet. Bu gene, maçalaydı. Gene ne suç işledim. Bir mazan dalak senden. Biri kaş göz altı. Kiprikti kaş göz altı. Yine ne suç işledim baksan kaş göz altı. Öyle alttan bakar an adama kızıptı. Bir mazan dalak senden üstad. Ama bizim alamız koruyat olsun. Ben senin alamızın koruyat olsun. Bela o. Gözüm oğzam gülkanam ben, bükülmeyen dalam ben. Öllem öllem ben öllem. Valla ömrüm asıldan Kerkükliyem asıldan. Hem Türk banam hem Türk amam Türk banam. Akman diyorsan kurbanı amman öllem. Biraz sonra mazanı okuram ama. Okuram. Peki İbrahim abi siz Danimarka'ya gittiniz. Evet. Danimarka'ya hangi yıldaydı Danimarka'ya gittiniz? Sene 1990. 90. Radyonuzu hangi yılda yaptınız? Yani bu 98. 98. Bu nece oldu yani? Size bir şey düştü, bir fikir nereden geldi bu şey yani? Şimdi Avrupa'da orada yok idi radyo mesela, Tuçmar nece başladınız yani? Mustafa kardeş, şimdi orada şey vardı, Falastin radyosu vardı. Danimarka'da. Arapça ha. Doğrusu ben de orada dedim ne hiç olmazsa yani Türkmen'de. Kalktım müracaat ettim. Müracaat ettim, bize yarım saat verdiler. Yarım saat. Sonra oldu bir saat, sonra oldu iki saat, sonra oldu üç saat.
Yani sene 1998, 3. ayın 15'inde başladık. Bugüne kadar. Bugüne kadar. Yani 20 yıl. 21 ile geldi yani. 21 yıl. Evet. Peki o vakit, peki Avrupa'da affedersen yazıya çıkmak ses bu bir şey yani bunun için. Şimdi buradaki özel yerlerde yani. Ha. Özel yer. Radyo yeri yani. Yani bu, yoktu orada yazıya çıkmak ses böyle yani. Katım bir yer. Hepsi şey. Katım. Radyodan yani o vakit internet yok, şey yok idi. Orada yani yayın Danimarka'da sesimiz şeyimiz dağılırdı. Sesimiz iki saatlik, uzağa kadar giderdi. İki saatlik uzağa kadar giderdi. Bu uzun zaman devam etti ama buradan Duzca, Erbil'ce yani. Çok zorluk çekerdi ama. Ha. Mesela dinleyicimiz az idi. Efendime söyleyeyim. Yardımımız yok idi. Hiç indiye kimin yardımımız yoktu. Yoktu. Yani indiye kimin bize kimse bir kalem vermeyipti. Hiç. Bir kağıt vermeyip bize. Ama işte öz sabahımızla bu işi seve seve yapırız. Allah'a şükür ki. Peki indi de aynen 2 saatlik yer fazla oldu. İnternetten yani de. İnternetten başka yani. İndi 3 saat. Dinlerizle aynen. 3 saat tabii. İndi dinleyicimiz çoktu. Çoktu. Allah'a şükür mesela bizim radyo öncülük yaptı mesela. İlk radyodu. Birçok radyolar açıldı. Bu da bizler için tabii bir fakirdi. Biz hani bu işin başın çeke çeke mesela bugüne yetiştik. İnne güzel bir radyoda ben misafirim. İnşallah böyle öz radyo olur yani şey etmez demek istemez öz şey olur. Ustadan şey de Alude yenge şeyler var yani yap. Mesela. Şimdi bu yakın zamanda inşallah burada bunu bilmiyorum yani dile getireyim yoksa getirmeyeyim ama Ali İnce Barmak kardeşimizden görüştük. Cenab-ı Uz'dan görüştük. İşte yakın zamanda inşallah stüdyoda bir iki üç beste var halimde. Onları kaydedeceğim. Zannedersem bir eski bestelerimizden sözünü ben yazmışam. Müziği Hüseyin Duzlu'ya aitti. Ha. Mektup yazdım, yarı almadı. Zaten bu mühim bir şeydi. Bunu, yani sözü Saudi ama lahni. Özü ayrı söz deyip ama ben o söz demirem. Özüm bir söz yazmışam. Bu Türkiye radyolarında da var. Yüzlerce sanatçı okuyup özün. Ben derlemişim özün. Mehmet Kaya ile beraber okuyacak özün. İnşallah bir yakın zaman onları dinler. İnşallah. Ama sayın dinciler buradan bir cüz olsun. Ben de bir söz verip bir manımız var Yaman Aşan'ın şey. Onu yengileyeceğim. Yani ben hakikaten o manı çok severim özün. Ben de onu çok severim. Biz her zaman yenge bir muzikayla yenge bir şey. Onu seve seve her zaman diyelim. Yani, klip de ben söz verdim buradan. Klip de çeker onun için yani. Şimdi Mustafa kardeş şeyler, bazı işi bilen arkadaşlar var, program sunarlar. Bana diyorlar, aferin sana bunu hani okuyan sen. Çünkü benim de hatıram var onu. Yani onu hiç güzel okumak zorundayım. İnşallah. Bir hani 8 yılın sevdası bir dişiydi bitiyar. Peki 90 yılında bir kaset çıkarttı. Sen rahmetli haba yani. Bir kız İclal Akap'ta. İclal Akap. O nece oldu onun şeyi? Şimdi ben eşlirdim rahmetli haba gelecek ora. Bir gün tesadüf Halil'e Allah affetsin. Halil'e ayağımızda oturmuştu. Gel dedi haba kerkü hazırlandı gelsin ona göre. Valla bir sabah geldim tüyana baktım Sinan Balıkçı. Beni gör diye de haba oturup sen bekle. İşte görüştük ya haba ben asker arkadaşım diye var sevdiğim biriydi. Hem özün severim. 10 ilde birbirimizi görmüyoruz. 10 ilde birbirimizi görmemişik sersin severim. Daha işte bir neçe münasebet oldu. Bir gazinoda bir gece yaptım. Büyük bir gece. Onun CD'sini yani kasiyetini hepsini verdim orada. Bir büyük stüdyoda ben haba İclala Kaplan. Peki o kızı kim getirdiniz? O benim aile dostumdu. Aile dostum. Hem radyo sanatçısı hem televizyon sanatçısı. İclala Kaplan buradan salamımızı gönderdi. Ama çok yakın şeyimdi yani. Zaten Facebook'ta dinlerim ben bahçeli. Yani diğer yani bir zaman o şirte attım dedi. Sen haradan böyle bilmem ne. Yani bir seleşmeğimiz oldu. Bundan bir 3-4 yıl var. Çok işte, hadi biri bana söz verip kargo gelsin. He. Ama o mahal 1 milyon idi Türk parası. Şimdi direm gene 1 milyonla yaparım sana. Şimdi 1 milyon 1 lira hadi. Baka inşallah bir gün gel. İnşallah. Bekler kişi gözden inşallah. Biz bir Türkçe bestelerinden bir daha Allah bir beste odan. Ondan sonra dönek sana.
Kimden haberi var zalim gaddar Hadidu gellem gellem gelmedi uyar Bu gece üç gecedi ölmedi uyar Radyo Grup 91.3 Aparmasın yad mani zalim gaddar Hadidu gellem gellem gelmedi uyar Bu gece üç gecedi ölmedi uyar İşte bu da bir güzel şarkıydı Ustad İbrahim'in bir de böyle bilim Türkçe'de kayıt olup Bu tabii eski Kerkük türkülerinden biri. Folklorundandı. Burada 5 tane kaydetmiştim folklor maalesef. Sayın dinciler bizden Facebook'tan bize bakanlar kusura bakma ama bazı arkadaşların cevabını vermiyoruz. Yani dalmışık yani haçata şeye. Bir de istekler şey diyor ki ama biz memnunuz sizden bize 2 saat boyu bize baksız. Tüm gözler uzun öperim. Büyükün, küçükün, tüm kardeşlerin var, tüm bacıların. Buradan gözlerinden öperek bizleri 2 saat boyu dinlerler ve bakırlar bize. İyiydi usta dönek bir canlı daha alak senden. Şu vaktimiz biraz... Şimdi tabii saatler süper gelip geldim. ben de aynı zamanda... Hakikaten ben tok olmadım. Ben de katılam. Bizi dinleyen kardeşlerimize, hepsine, bacı kardeşlerimize, hepsine kucak dolu salam gönderirim. Sağ olsunlar, var olsunlar ama bu radyonu devam etmeye devam etsinler. Yani İnşallah. Bu güzel radyo. Zursa'ya o zaman. Şimdi kardeş, Esad Naib diye bir büyük şairimiz var. Çok büyük bir şairdi, Kerküklü. Ama maalesef bu... Erbilli yok. Yok, Kerküklü. Naib Oğul Camisi var. İmam Kasım'da. İmam Kasım. Bu yani Kerkük'ün hem aşrafından hem de büyük şairdi. Dicle adlı bir şairi var Dicle. Dicle Nehri üzerine. Bir her mevsimde senin neşen taşardı. Hem yazın güzeldi hem kışın Dicle. Dalgalı göksünü bahar okşardı, ne cana yakındı akışın Dicle. Hulyalı akşamın sevda izleri, çekerdi sahile her gün bizleri, toplardı oraya gül filisleri, sazlı sandallarla yarışın Dicle. Aradım meğerse göç etmiş hepsi, aradım meğerse göç etmiş hepsi, gelmiyor fidan dostların sesi. Bağlanmış Leyla'nın kalmış gölgesi, nerede Mecnuni bakışın Dicle? Yanmıyor yürekler, güneşi mi solmuş, mest etmiyor bağda bir şey mi olmuş? Kaç kere boşalmış, kaç kere dolmuş, nerede o kadeh çakışın Dicle? Demek gül mevsimi ermiş kazana, bahçeler bozulmuş, bağlar virana, perişan etmekte gönlü verana, Senin de koy aksın gözyaşın Dicle. Evet. Kalem olsun. Peki bir küçük koruya tasak senin böyle canlı olsun böyle. Şimdi çarşı güzel olsun yani. Şer döksü sesin de. Dada yana Kerkük sevan utanı. Ey umudum ağam. Neftualı beryanı. Ayar. Gözüm ağam inan bir tek daş var Ey öz ağam oğlu Değişmem bu cihanı Ayar.
yar, 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 yar. Leblene inim, dedene inim, adane inim, paşane inim, ablene inim. Leblene inim, er bildi, er bildi gözüm ağam. Dostlar bizer bildi ağa neynim, dede neynim, paşa neynim, abla neynim. Leble neynim, sol gözüm kerkük ise, valla sol gözüm der bildi ağa neynim, dede neynim, paşa neynim, ağa neynim, abla neynim. Hakikaten yani yoğunturduk sen bir gün. Yok ama yani çok memnunum senden de. Ben de memnunum. Bes ama bir konu var, bu da mühim bir konudur yani. Bu yani biz memyama özü bilsen çok fenlerler geldi, çok azifler geldi. Bir koriyet var, her biri bir şeydir yani. Buna sen özü okuyupsan. Bir de Hazretlerim bilak kimden alapsan bunu. Evet. Birlendir Derman Cahat, birlendir şeydi, birlendir. Yani bunun açsak sayın dinciler de dinlensin. Evet. Buradan da saygı selamımız tüm Avrupa'da olanlara, Almanya'dan bize bakarlar Çetin Nakşa kardeşimiz. Çok selam gönderim. Ben dayı diyelim öyle. Çetin dayımız. Başkaları da çok güzel değiller. Ustad İbrahim yani sana şey edirler. Şeref oldum her şeyden. Bütün yazanlar Şahin, Bayati'di, başkasıydı. Kusura bakma ama biraz yazılar küçük olduğuna okuyamıyoruz, onu şey etmiyoruz. Ama buradan ben oğlum Ustad İbrahim olsun, Sayın Mehmet Haşim Salihi olsun, hapuza salam ederek buradan çiçe özden. Ama bu koruyu atalak sayın dinciler, haz edilen bazı adamlar da hatadır, bilsiler. Çünkü onlar da özellikle bakırlar bana. Diler bu diri beladi, bu diri beladi, bu koruyu atasırık senden şey edek. Canlı bir arşivden. Şimdi kardeş. Bunun koryatı bizim için. Hemen ben sana haddiyim. Ben Malatya'dan yaşamışım bunu. Yani evet. Var Malatya. Biz ondan sonra daha
مصطفى عليك مصطفى عليك ها عفا أحمد بابا محمد روف توخيبها bunun bir kıssasını böyle anlatsa o bize. Şimdi kardeş hemen gireyim ona. Üç çeşit mukalif kuvveti bu zor bir insan. İki çeşit kurda kuvveti bu zor. Amine Bağvan bir de Yasine kurdası var. Beşirisi Yasine kurdası var. Amine Bağvan beşirisi var. Şimdi bunun bu özel bir kuvveti. Bunun başlaması Sabah'dı. Murakab Mansuri Teslim Hadidi. Üç makamda. Üç makamda. Bu nece olup? Bu geçen Mehmet abim biraz temas etti o yüzden. Şimdi bu gene bu civarda bu etrafta bir ağa var imiş. O ağa hani bizde eskiden sıçan oynağı diyardılar. Hastalık vardı sıçan oynağı. Buranı kapatırdı orada çıkardı. İncikliydi. Bunun inciki çok ağır oldu. Diri gel kahya. Kahyası var. Aragan bir kahyası var. Git benim için diye Kerkük'ten bir Elazgat'ı ağrı kesici, ağrımı kessin. Bu da affedersen o zaman ne araba var ne motor var. Aşağıya bin attı gider geldi. Bu da kapıda oturup zuvuldur hani böyle öz başına. Bu usulda bir şey okur. Bir makam okur. Bir ağzına gelmiş yarasından incikinden. O diri ayağa ne güzel dedi. İbantırırlar özün ki ya incigi yardımdan çıksın. Bu koyrat bir çeşit icat edilip buna derman kahı. Derman ulaştırma kahya. Muhammed Gubbançı Melik zamanı gelip Mısır'a gönderdiler özün. Irak'ı temsil edilir. Ahmet Rami oradaydı. Bunu dinleyecekti. Haber geldi. Önde temrin esasında baba öldü. Yani o gün bir saat kabile diye hafleye böyle şey. Tabirin ettiler, haber geldi baba öldü. O da hazin olup bir makam okur hazin deyipler usta daum. Daum elakinen Lami makamı icadı olupdu. Lami makamını Muhammed Gubbançı Mısır'da okuyup orada indi adına kayıtlıydı. Dermengahı koyar attı. O adam icadı edip özün ama üç makamdan mütekavundu. Sabah Mansuri Hadidi. Yani mesela diyen Mustafa kardeş bir nobatçı koyratı. Karar, teslim, cevap. Yani koyratlarımız asmandan düşmüyor. Bir yerde tapmamış o yüzden. Pakla dedi ki akım ışık çıkıp. Bunlar hepsinin bir asası var. Bir makamdan çıkmadı hepsi. Makamın kalbidir. Nece insanın kalbi var? Koyratımız makamın kalbidir. İndi beşeri şey oku giden, rast makamı oku fa üzerine beşeri koyrat çıkarsan içinden kalbi o yazıya çıkar bir de geri içeri. Evet. Mustafa Alek Kasuş koyrat çağırında diyesen belki bu gazı çıkır yazı bir de geri evet. içeriye. Yani koyrat çağırmak böyle kolay değil. Kaç iyi usta sen bu koyratları saydı bizim için. Evet. Bir yenge koyrat diyenlere ne demek o? Şimdi bak, bütün cölüde açın istedim. Mustafa yani, kardeş, yavrum mu diyeyim sağ için. Ben veya Muhammed Ahmet Erbilli veya Abdülvahit Güzelçoğlu veya Muhammed Ruf veya Tahsin Karyoğlu, Sami Ali Yunus Demirci efendim İbrahim Bayraktar, Mehmet Azzeddin Yaşar, İlhan filan. Biz hepimiz taklitten başlamışız. Birine mutasir olmuşa başlamışız. Şimdi bu yeni sanatçılar düşe usta olurlar kardeş. Düşün. Ben ustalığa karşıyım da. Çünkü usta olmak böyle kolay değil. Halife olabilirler. Ama yavaş yavaş indi diyelim filan. Mesela Mustafa Kalali. O kardeşimiz ben dinlerim hocam. İyi koyra çağırır. Safa Kalali. Ama onu biz Mustafa o Mustafa sen Mustafa. O yüzme bilmeden biz onu denize atsak boğulu. O gene yavaş yavaş mesbahın kenarında çıma paya paya yani. Paya paya yani. Narvanı. Güzel kurda koyra çağırı. Yani. Güzel o bir koyratlar çağırı. Yani, ama bu mesele o da ya usta oldu. Veya bu o da ya mesele diyakın her şey bitti. Bu, sesten diyor ki her şeyi. Yok sesten diyor ki yok. Yani bir mesele o diyor. Hatta oradan diyor ki her şeyi. Yok kardeş düşersen. Nesihatı ne diyor sen? Nesihatim ben özlerinden memnunum. Kuvvete mekayet olsun. Ben özlerinden memnunum. İbrahim Rauf olarak bu yeni çıkan sanatçılarımızdan hepsini memnunum. Madem ki bu davaya sahip çıkırlar. Madem ki güzel maçlar okurlar. Madem ki güzel koyratlar okurlar. Allah mutlu etsin özlerini. Allah mesut etsin özlerini. Ama bir tek nasihatim var. Kardeş ne koyrat ticareti ne beste ticareti
ne de Kerkük'ün folklor ticaretti. Lütfen eğlencelerde bir buğzu kırmayın. Lütfen eğlencelerde bir buğzu ihtiram edin. Bu mani diyen ben Abdülvahid Küzelçoğlu'nu gördüğüm zaman ayağa kalkardım. Ben Azadir Nimet'i görendim, elini öperdim. Beklerdim, o beni desin, o hıyarla okurdum. Ama mesela bazı sanatçılarımız var, koyratlarımızı küçük düşürmezler kardeş. Bu bize miras kalıp, nece diyerek bu bizim kimligimizdi. E sen kimliğin nece olur, yere koyarsan üzerine yer yesen. Yani hani diğer biraz önce dedim, kızım sana direm geldim sana eşit. Yani bunu da lütfen koyratlarımızı aziz tutun. Azizdi koyratlarımız, böyle ucuz satma onu. Böyle ucuz satma. Son bir nokta alaksan, çoğu vaktimiz bitti. Son bestemize kalıptı. O son besede şey derik. Ustad yani bu soru sorduğum senden bazen senden varçiler dedim incitti özellim. Ve ben rica ederim vasiyet diye bir soru sorarım senden. Sizde Danimarka'da yani yani Allah bilir damo da dedi damo gider bahçat. Allah bilir yani bütün hepimiz öldük. Sizde Danimarka'da orada evet. Temenni edersen çarşıca gelsin. Allah uzun ömür versin sana. Allah ha, şey versin. Yani diysen orada vefat edenler. He. Bunu kastediyorsun. He bunu kastediyorum. E? Bunu vasiyet diye senin Allah'ım yani. Şimdi kardeş bak bir şey diyeyim savcı. Tabii Kerkük'ün torpağı, Erbil'in torpağı, Türkmen eli torpağı çok azizdi. Ben de temenni ederim ölendem Kerkük'te gömülüm. O Seyit Kızı düzlüğünde gömülmek isterim. Hadi bu yine bir çalacağım anda o var. He. Ha baba. Ama orada mesela diyelim bir kısım var vatandaş olup Danimark cinsiyası var. Bir kısım var mülteci. Bütün Avrupa'da bulunan. Bütün yani. Avrupa'da. O edebilmez. Yani Türkiye'de indi bir şey var. Avrupa'da Türkler için konut fonu. Onu doldurursan ilde 100 lira versen sen öldüyse Türk Hava Yolları hara giderse o yaparsan. Şimdi ben ona iştirak etmişim. İnşallah ölenden ben kargo yaparsın. Yani sen darılma, darılma dedi. Allah uzun ömür versin. Darılmıram. Yani ben bu hazzederim kardeş, yani. Ama orada bir Müslümanların bir mazarlığı var. Ha. Yani şimdi burada gelsiz bir muntazaha. Ayla uzay yemek yemek. İnan ki oradan bin kat güzeldi o mazarlık. Danimarka'da. Danimarka'da İslamların mazarı. Böyle bir kadir kıymetten gömülü. Allah uzun ömür versin sana. Yani. Yani şey etmiyor yani. Yok. ama konu yastırdım daha gün yani. Hepimiz bu, bu yolun yolcusuyuz. Emir geldiyse büyük yerden göz kapağını dil tutulu ama yani gönül ister ki herkes memleketinde gömülsün. Ama orada ölülerimiz çok yani ölen Türkmen çok öldü. Hepsini Allah affetsin. Buradan da tüm nümelerimizi babalarımıza Allah sevgi affetsin. Saygıyla gömdük özlerini. İşte kimi orada kimi burada. Şimdi ruh diri bak çok kısa bir şey anladım sana. Burada Adil Kamuş diye bir top oyuncusu vardı. Adil Abdullah Necar. Çok dostumuydu. Selam hürmetim gönderdim özne. Bir gün oğlun sünneti var Ömer'in. Benle Sami Celali Allah affetsin eğlencedeyiz. Nenesi geldi kulağıma dedi oğlum dedi biz seni ailece çok çağırırız. Bir koyra diyeyim sana çağır. Koyra da Muhammed Ecdet Hatat'ındı. Dedi dedim sana dedi yaramaz. He. Dert kafe çok yaramaz. Ruh çıksa üz örtülü. Onda gel sav yaramaz. Allah. Sen indi göt küstük o adamla barış. Öldükten sonra gel hafızı helakinden kimse iki kuruşu almaz olsun. Ruh çıksa üz örtülü. Onda gelse o yaramaz. Mesela şimdi biz temenni ediyoruz Kerkük'te gömleğen ama harada ölürsen kısmet haradaysa orada. Bir bakarsan uçakta öyle uçak suya düşer. Balıklar yer bizi. Ama temennimiz Kerkük'ümüzde gömülmek. Biz çok memnunuz senden. Yani hakikaten yoruturduk seni. Bir de yok, bizi kırmadı. Şey. Yok baba. Cemen oğlum Edel Muhammed abi, Muhammed Aşık Salih olsun. Bir daha çok çok memnunum senden yani. Şimdi, sağ olun bir fakirde oturmak yani. Ama bilmedik ki saatimiz nece bitti. Her bilmedik. Çünkü... Mustafa kardeş. Şimdi Suudan olmak bir ayrıcalıktı. Ayrıcalık bir senedi, bir fakirdi. Muhammed Haşim kardeşimizden o bir... Aziz kardeş. Aziz kardeşimizden. Aziz de bizimle ki saat Suudan, boyun... Ve bu yeri de. Açıp siz çok tebrik ederim sizi. İnanın kalbim buya o kadar dindi. Çok mutluyum. Çünkü ben öz radyomuzda oturmuşam. Selahşirem bu kimin anında? Tabii biz zaten... Derdimi açıkça diyebilirim. Sen bana açıkça sorabilsen Allah sizi mutlu etsin, muvaffak etsin ama devam etsin. İnşallah. Ne diyeyim? Hoş geldiniz, safa geldiniz ama Ali
boş geldiniz. Biz de öyle boş geldiniz. Yo, inşallah biz sen ama Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Bin defa mübarek olsun size ya Rabbi. Bir demahı var böyle son olsun ne yani. Ne diyelim bilirsen? Diyelim Allah bu yüce milleti, bu kahraman milleti muvaffak etsin. Ta Talafer'den Bedre'ye kadar dırnağımıza taş tekmesin. Dinimizi, imanımızı tutağın. Memleketimize sahip çıkağın. O sevgi ki dedim sana, kurumaz. Ağaç kurur. O sevgini ekağın içimizde. Efendim siyasetçilerimizi sevağın, mandiyanımızı sevağın, memleketimizi. Şairlerimizi. Şairlerimizi sevağın. Hepimiz bir olarak bir çapkınla memleketimizi yürütelim. Size de başarılar dilerim. Allah razı olsun. Çalacağım ama anda zannedersem bilirim. Onun sözleri büyük şairimiz Salah Nevruz'a ait. Salah Nevruz'a ait. Evet. İşte sayın dinciler, bugün konuğumuz Üstad İbrahim Rauf idi. Gelecek hafta aynı saatte başka bir konuyla inşallah. O da Allah kısmet etse sayın büyük sanatçımız Üstad Mehmet Azzedin buradaydı. Allah kısmet etse gene hafta Üstad Mehmet Azzedin'i konuk ederiz. Buradan da saygı selamımız Üstad Mehmet Azzedin'e. Bir de bizi izleyenler, bizi dinleyenler hep uzun çok memnunuz. Bu güzel akşamda bizi karşıladık. Karşıladınız. Şimdi hapuza iyi geceler diliriz. Hapuza kalın sağlıksan diliriz. Artık güzel uykular görün. Dostluktan, ahbablıktan. Ben de buradan büyük sanatçımız Mehmet Azzedin Nahmet'e şimdiden başarılar dilerim. Allah mutlu etsin sana Abu Yavuz. Hebele o güzel sesi o devam etsin. İnşallah genel hafta konuğumdu yani Necik konuğumuzdu. Bu güzel bestede sayın tüm dinleyenlere ve tüm çarcı sevenlere Türkman elini sevenlere armağan olsun. Bir daha çok memnunuz senden Üstad. Allah razı olsun. Allah uzun ömür versin sana. Cümlemize inşallah. Her gelende o böyle karşılayacak i̇nşallah, seni. İnşallah. Çok memnunuz senden. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Buradan döndürüm. Çaya karşı Kerkük'ten vazgeçmerem Başka diyar seçmerem Kerkük'ten vazgeçmerem Başka diyar seçmerem Dursam dünyaya karşı Dursam dünyaya karşı Hey 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 Radyo Grup 91.3 Kala pazara bakar Kala pazara bakar Suyu kasaya akar Suyu kasaya akar Hepsi temli gözümle Hasret dolu sözümle Hepsi temli gözümle Hasret dolu sözümle Görme yıldırım çakar Görme yıldırım çakar Hey hey hey
demirci halvaçiler, demirci halvaçiler. Dönmesem garip kollam, deli divana ollam. Dönmesem garip kollam, deli divana ollam. Sarar Radyo Grup 91.3. Radyo Grup 91.3. Türkmen eline kavuşturan frekans.